Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Maşa ve Koca Ayı'daki Maşa karakterini çizeceğiz. Başlayalım. Kağıdımızın üst tarafından başlıyoruz. Saçımızı yaparak şöyle bir eğri yapacağız ama çok da böyle doğrusal olmayan bir eğri olacak. Şuraya kadar bir eğri yapalım. Buradan hemen şöyle bir çizgi, yukarı bir çizgi. Böyle bir çizgi, yukarı bir çizgi. Şöyle bir çizgi, yukarı bir çizgi diyerek böyle saçımızı yapacağız. Şimdi yaptığımız bu çizgiyi şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir eğriyle aşağıya kadar indirelim. Buradan da yine aynı şekilde yukarıdan aldığımız eğriyi aşağıya kadar indirelim. Bu noktada artık büyük gözlerini yapabiliriz. Şöyle bir yarım daire yapacak şekilde çizgimizi çekip aşağıdan birleştirelim. Ve hemen içerisine büyük göz bebekli gözümüzü ekleyelim. Diğer gözümüzü de yapalım. Şu şekilde çizgiyi çektikten sonra şu noktadan şöyle bir çizgi çekip buna da yine büyük bir göz bebeği ekleyip siyaha boyayalım arkadaşlar. Şimdi şuraya çok hafif küçük bir burun ekleyip sonrasında şöyle bir gülümseyen ağız ifadesi koyalım. Burada sağından ve solundan iki tane şu şekilde ufak eğri yapıp bunu alt taraftan şu şekilde birleştirelim. Ve şuraya küçük bir tane çizgiyle de gıdışını yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar tam şu noktadan başlayıp başındaki o başörtüsünü yapacağız. Dikkatli bir şekilde başlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru genişçe bir eğri yapıyoruz. Bunu birazcık daha şöyle uzatalım. Sonrasında şuradan bir tane eğriyi alıp bu eğriyi aşağıya doğru uzatıp yüzümüzün yan tarafıyla birleştiriyoruz. Son olarak şuraya da bir tane kat çizgisi koyalım. Şimdi o boynundaki başörtüsünü bağlama yerini yapacağız. Kurdele kısmını şöyle bir tane eğri yapıp burada boyun noktasını birleştirelim. Burayı şöyle bir yuvarlayalım. Şu şekilde bir bukle atıp bunu da şuradan birleştirelim. Uçlarına da, ortasına da kat çizgisi koyalım birer tane. Bu başörtüsünün gelip devam eden çizgisine de şuraya koymayı ihmal etmeyelim. Başörtüsünü sonradan arkaya kalan kısmına da yapacağız kollarını yaptıktan sonra. Bununla başlayabiliriz. Şöyle bir eğri yapalım. Bu eğriyi şuradan çekelim arkadaşlar. Aynen şöyle gelmiş olsun. Bu noktada şöyle bir çember yapalım. Kolumuzun o kat kısmı olsun. Şöyle bir çekelim. Şimdi parmaklarımızı yapabiliriz. Şöyle bir parmak attık. Sonrasında şöyle ufak bir parmak koyalım. Devam edelim. Diğer elimize geçelim. Şurayı şöyle bir uzatalım arkadaşlar. Şuradan da şöyle bir çizgi çekip bu bel kuşağımızı bir tamamlayalım. Şimdi elimize başlayabiliriz. Şöyle bir çizgi çekelim. Sonrasında şöyle bir bunu uzatıp bunu aşağıdan birleştirelim. Sonra yine bir şöyle bir dörtgen yapalım küçük. Şimdi artık parmaklarımızı yapabiliriz. Tam şu noktaya elbisesinin o ön tarafındaki önlük kısmını yapalım.
Bu şekilde. Şimdi artık eteğini yapabiliriz. Bakın şöyle bir uzun bir eğri yapıyoruz. Buradan da şu şekilde bir uzun eğri yapıp bu iki eğriyi birbirine birleştirelim. Şimdi artık şu saçının başörtüsünün arta kalan kısmını yapabiliriz. Şöyle bir çizgi çekip bunu da şöyle alttan yuvarlayıp vücudumuza birleştirelim. Son olarak ayaklarımızı yapalım. Şöyle bir çizgi çekip bunu yukarıdan birleştirelim. Sonrasında şöyle bir yatay çizgi ve bunu tamamlayan üst taraftan öteki çizgi olsun. Diğer ayağımıza geçelim. Şöyle bir eğri olsun. Bu eğriyi şöyle alt taraftan uzatalım. Üst taraftan gelen şu eğriyle birleştirelim. Tam bunun altına şöyle bir taban çizgisi yapalım. Ve sonrasında yukarıya doğru gelen diğer çizgiyle birleştirelim. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz eğer arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve like atmayı unutmayın. Siz de abone olmayı unutmayın tabii ki. Herkese iyi günler.